Merhabalar, Astra Işın direksiyon yağı değişimi hakkındaki videoma hoş geldiniz. Bu videoda gerekenler çamurlu enjektör, 1 santimlik boru 2 parça ve Febi direksiyon yağı. Direksiyon yağı kutusu motorun sol arka kısmında böyle bir kabı var. Ya kapağını açarak ulaşabiliyorsunuz. 5 dakika tur atın, gelin. Bu kabın içindeki sıvı bir devir daim etsin, partiküller havalansın ki biz çekerken daha kirli bir sıvı çekelim, daha partiküllü bir sıvı çekelim. Bu ucu hidrolik kabın alt seviyesinde tutmak şartıyla çektiğimizde ki sıvı akmaya başlıyor, akabildiği kadar akıtıyoruz. Uzun borudan çekebildiğimiz kadar çektik, şimdi kısa boruyla kalanı çekebildiğim kadar çekiyorum. Koyacağımız sıvı bu kapaktaki şeffaf yeşil sıvı. İçinden çıkanla koyacağımız sıvı arasındaki fark böyle. Pet şişeden kesiyorum, huni yapıyorum ya da huni de olabilir. Burada şöyle bir incelik var. İçinden boşalttığımız sıvıyı 1 litre değil, 600 cc kadar. O yüzden ağzına 1-2 santim ya boşluk kalana kadar ya dolduruyorum. Bunu iki sefer yapacağım. Yani bu Febi'yi tekrar dolduracağım, kalanını tekrar değiştireceğim. Daha net olmak gerekirse dolduracağınız yer kapağın ucundaki çubuğun bu iki çentik arasında olması gerekiyor. Seviye budur. Astra Işlarına direksiyon sisteminde sizin direksiyon hareketinizi 2 katı 3 katı güçlendiren elektrikli, hidrolikli bir motor var. Bu motorun içindeki sıvının standartı Pentos'un CF7.1 hidrolik sıvısı. Bu hidrolik sıvıları ne demek? Hareketi, gücü en iyi şekilde, en hızlı şekilde ileten sıvılardır. Hem yağlanmayı sağlar, hem de güç karşısında kolay bozulmaz. Yıllarca kullanabilirsiniz. O yüzden bu sıvıları vakti geldiğinde değiştirmeniz önemlidir. Hem tortuları uzaklaştırırsınız, hem kiri uzaklaştırırsınız, hem daha iyi yağlanmayı sağlarsınız. Bu yüzden bu motoru 2500 lira civarında bir motor, bozulmadan, herhangi bir soruna yol açmadan bu sıvıyı değiştirirseniz ki 50-60 lira bu sıvı, sistem daha stabil, daha iyi çalışır halde olacaktır.